Yesin. Yağ frenlerine. Mayıs ayında şeker ekimini yaptığımız şeker pancarının şu anda hasadını yapmaktayız. Tarlamız 12 dönüm üzerinde. 12 dönümümüzün yaklaşık tahmini olarak 80 ton ürün elde etmekteyiz. Bu 80 ton bizim yaptığımız masrafı karşılamamaktadır. Ve biz bu şu anda onun zorluğunu çekmekteyiz. Bir torba şeker olmuş 200 milyon şekerin şeker pancarının fiyatı 200 kuruş. Bunun mazotun litresi 6,5 milyon. Gübrenin torbası şu anda 145 milyon taban gübresi. O da 190'dan 145'e çekilmiştir. Bizim nakliyemiz, çıkarma makinesine verdiğimiz masraf, biz bunun altında kalıyoruz, eziliyoruz çiftçi olarak. Kota sistemi getirmişsin. Kota sisteminde çiftçi başı veriyorsun 100 ton, 80 ton. Randevu günde bana diyorsun ki bir sefer randevu geldim, pancarını teslim edebilirsin. Biz bunun makine olarak, kamyon olarak, çıkarma makinesi olarak biz bunu onun verdiği güne ayarlayamıyoruz. Onun zorluğunu çekiyoruz. Bu da nakliyecilere, çıkarma makinesi sahibi olanlara bir fırsat oluyor ellerinde. Gün versin desin ki 10 gün içinde pancarını teslim et. Ben günde 100 ton teslim ediyorum, 50 ton teslim ediyorum. O benim sorumluluğumda. Ama bana diyor ki bir kamyon getir, kamyonun atacağı 25 ton. Kamyoncu bu 25 ton için bana geliyor ki tonaj olarak benden 30 lira para istiyor. 25 tonun 30 lira hesabını siz yapın, ne kadar para ediyor? 750 milyon para yapıyor. Bu benim boynuma bir yük. Ama o diğer şekil olsa ben kendi traktörümle çekeceğim. Kamyonla bir sefer götüreceğim ve kendi traktörümle götürdüğüm zaman benim 200 milyon masrafım oluyor. Ben 500 milyon, 550 milyon haybeden para vermek zorunda kalıyorum. Mayıs ayında ekimini yaptığımız şeker pancarının hasat dönemindeyiz. Hasadını yapıyoruz. 12 dönüm arazi üzerinedir. Yaklaşık bir 80 ton bekliyoruz. Mazotun pahalı olması, gübrenin pahalı olması, bunlar yaptığımız işçiliği bile çıkarmıyor. Masrafını kurtarmıyor, işçiliğimiz de bizde kalıyor. Artı bir de fabrikanın satılması bizi çok mağdur etti. Mağduriyetin en büyük sebeplerinden biri taşımada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Artı şeker oranlarını fazla vermiyorlar. Randevu sistemi yanlış bir sistem. Bu yanlış sistem yüzünden bütün çiftçiler mağdur durumda şu an. Böyle olunca da bir dahaki yıl ekmeği düşünmüyoruz neredeyse. Böyle yaparak çiftçiliği bitirmek istiyorlar. Bu da ülke ekonomisine büyük bir çöküş demektir. Muş gibi bir yerde bayağı bir pancar ekimi var. Ama bu fabrika bu şekilde gittiği zaman bu büyük bir şey olacak. Büyük bir çöküş olacak.